Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Nutella kavanozunu bir kahve kavanozuna bakalım neler olacak, nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Bunun için beyaz boyasını kullanacağım. Yine pompon fırça. Belki süsleme için böyle bir kahverengi boyam vardı. Onu kullanabilirim. Tam karar veremedim. Böyle de bir peçete desenim var. Belki kapak için böyle bir süsleme yapabilirim. Bakalım sonuç nasıl olacak? Hadi başlayalım. Öncelikle kavanozumuzu güzelce temizliyoruz. Yıkıyoruz, sonra kuruluyoruz. Böyle tutkal kalıntıları falan kalmaması gerekiyor. Başlıyoruz. Galiba benim fırçam sulu kalmış biraz. Ve tamponlayarak boyamamızı yapıyoruz. Yine 3 kat boyamayı düşünüyorum tam kapanması için. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi bu gördüğünüz kabarcıkları fırçadaki boyalar tamamen bitince tekrar dönüp onları alabiliyoruz. İlk katta daha fazla böyle kabarcık oluyor. Diğer katlarda daha rahat olacak. Biraz ara verdim videolara. Rahatsızdım. Şimdi daha iyiyim. Dün gece aklıma geldi ben de. Türk kahvesini hep kaptan kaba boşaltırken dedim bir kahve kavanozu boyayayım. Tesadüf denk geldi. Nutella'nın bu kavanozu da. Desen için yüzeyi geniş. O yüzden güzel oldu. Siz evinizde değerlendirebilirsiniz böyle kavanozları. Ben atmaya kıyamıyorum hep kavanozları. Mutlaka bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İlk katı bitmek üzere. Çevirmesi zor oluyor ama. Erişim zorluğu var tabii. İlk katımız bitti. Mutlaka kurumalar arasında bir saat, 2 saat bekleyin. Daha güzel oluyor. Çünkü eğer boyamada kalkma ihtimali var. Eğer iyi kurumadıysa boyanız. Ben 3 kat boyadıktan sonra tekrar video çekeceğim. Üzerine desenlemeyi göstereceğim sizlere. Görüşmek üzere. Merhabalar arkadaşlar. Ben kavanozumu boyamayı bitirdim. Diğer videoda unutmuşum söylemeyi. Kapağını da boyadım. Tabi yazılar kaybolmadı. Ama biraz süsleyip kapatmaya çalışacağız. 3 kat demiştim ama 4 katta anca kapandı. Kavanozun kendi şeffaflığı. Şimdi bu desenleri uygulayacağım. Bunu kullanacağım tutkulu olarak için.
Böyle bir desen internetten bulmuştum. Çok fazla böyle kısımlar olduğu için buna değil de kavanoza tutkalı süreceğim. Yapıştırmam daha kolay olur diye düşünüyorum. Hemen hemen tüm yüzeye sürdüm galiba. Olmayabilir. Elimle yerleştiriyorum. Peçeteyle de bastırırsanız hava kabarcıkları da çıkmış olur. Tarafı tamam. Şimdi diğer tarafını da aynı desenden uygulayacağım. Olabilir. Tutkalımız. Tabii şart değil, böyle kahve kavanoz diye illaki bir kahve deseni olacak diye bir şey yok. İstediğiniz güzel bir peçeteyi de uygulayabilirsiniz. Güzel bir dikbaş kağıdı. Bastırıyorum. Kabahatim
açıklar varsa onları çıkarmaya çalışıyorum. Evet, yapıştırmamız tamam. İçinde böyle bir desen buldum. Kuşlardan vazgeçtim. Yapıştıracağız. Üzerinden dekupaj tutkalıyla geçiyorum. İki kat üzerlerinden dekupaj tutkalı geçeceğim. Kuruduktan sonra tekrar görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar. Ben dekupaj tutkalını sürdüm iki kat. Verniklemesi kaldı sadece. Böyle fırçayla minik kalpler yaptım pembe. Çok fazla bariz belli olmayan. Desenimiz geri planda kalmasın. Bir de böyle bir pipeti kestim. Uç kısmını boyaya batırıp verirsem size göstermek istiyorum. Böyle içi boş baloncuklar yaptım. Böyle bir süslemesi oldu. Kuruduktan sonra iki kat vernik atacağım. Verniğim de elimde bu var. Kadensin. Akrilik vernik yazı üzerinde. Bunu kullanacağım. Son halini göstereceğim yine. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, ben birkaç vernik uyguladım kavanozuma. Bir kez de beraber uygulayalım. Kuruduktan sonra kullanıma hazır kavanozumuz. Evet. Bu kadar yeterli. Kapak konusunda da kararsız kaldım. Tekrar çıkardım. En son pembe renge karar verdim. Çok içmesin diye de söylenemez. Sonuçta ben kullanacağım ama. Kavanozuma da biraz daha bir güzellik katalım istiyorum. Böyle jütipten kenarına bir fiyonk yapacağım. Sarıp evet. Böyle. Kahve kavanozum hazır. Yapmak isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.